Evet, bugün 10 Kasım Büyük Önder'i rahmetle ve şükranla anıyoruz. Aynı zamanda çok önemli gündem başlıklarımız var. Onları da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Azerbaycan arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Gece yarısı yürürlüğe giren anlaşmayla Azerbaycan zafer kazandı. Azerbaycan'ın zaferini, Ermenistan'ın yenilgisini attıkları imza ile kayıt altına aldılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da video konferans yoluyla anlaşmayı imzaladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da anlaşmanın imzalandığı toplantıya katılacaktı ancak son anda vazgeçti. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki anlaşma 9 maddeden oluşuyor. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarını koruyacak. 20 Kasım 2020 tarihine kadar Adan ve Kazah Azerbaycan devletine bırakılacak. Ermenistan ayrıca 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer, 1 Aralık 2020 tarihine kadar Laçin'i geri verecek. Taraflar 3 sene içinde Hanıkendi ve Ermenistan arasında bağlantı kuran Laçin koridorunda rotanın oluşturulmasıyla ilgili plan hazırlayacak. Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridorunda 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 özel askeri araçla Rus barış güçleri konuşlandırılacak. Rusya barış güçleri Ermenistan ordusunun çekilmesiyle birlikte bölgede konuşlandırılacak. Rus barış güçleri bölgede 5 yıl kalacak. Sürenin sona ermesine 6 ay kala tarafların itiraz etmemesi halinde barış gücünün görev süresi 5 yıl uzayacak. Anlaşmanın uygulanmasını gözlemlemek amacıyla Barış Gücü Komuta Merkezi oluşturulacak. Merkezde Türk ve Rus askerleri görev yapacak. Azerbaycan, Laçin koridorunda vatandaşlarının ve araçların güvenliğini sağlayacak. Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller kaldırılacak. Yerinden edilmiş ve mülteciler, Birleşmiş Milletler kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında ulaşım iletişimlerinin ağları inşa edilecek. Taraflar esir ve cenazelerin değişimini yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın kalıcı çözüm sağlamasını umduğunu söyledi.